Herkese Güney Afrika'nın Cape Town şehrinden selamlar. Yaklaşık 2 haftadır Cape Town'dayım. Size çok ilginç bir video yapacağım. İlginç bir kişiyi buldum burada. Büyük ihtimal onun videolarını izlemişsinizdir. Baran abi de burada. Baran abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sizi gördük, daha çok sevindik. Daha mutlu olduk. Abi çok iyiyiz. Çok ilginç bir karşılaşma oldu. Türkiye'nin belki yarısı, belki yarısından fazlası seni tanıyor ama videonun hikayesini bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Biz şimdi o videonun hikayesini beraber hep gidelim, görelim, anlatalım. Hangi video olduğunu hatırlatacağım. Yaşar, yarışmacımız Yaşar geliyor, atlıyor. Mükemmel Diyarbakır bir Diyarbakır Olimpiyatları. Merhabalar. Yapılmakta olan Ulusal Dalgıçlık Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Onunla olay yerine gideceğiz. Nerede çekildiğini. Orası Diyarbakır'da çekilmedi. Güney Afrika'da çekilmiş. Ben duyunca çok şaşırdım gerçekten. Bakalım bunun videosunu yapmaya çalışacağız. Baran evet. Abi buranın sahibi. Bu binanı söyleyebiliyor muyuz abi? Evet. Bu gördüğünüz binanın hepsinin sahibi. Burası kaç katlı abi? Ama Yaşar burada atlamamış. Yaşar burada atlamadı. Yaşar bu binadan atlamadı. Yaşar bu binadan atlamadı. Baran abi burada işler yapıyor. İş adamı bir insan. Bizle de çok ilgilendi. İlk önce bu videoyu yapmayacaktık ama sonradan böyle bir haftadır yanına gidip geliyoruz, ilgileniyor. Çok teşekkür ederiz. Başımıza bir olay geldi. İlgilendi. Samimi olduk. Sağ olsun, sonradan dedik hadi bu videoyu yapalım. Bu videonun hikayesini anlatalım. Bu videoda neler geçmiş, merak edenler için çekelim. Şimdi Baran abiyle o tarafa doğru gideceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika mı abi? 15-20 dakikalık. Burası Cape Town'da Green Market, değil mi abi? Bu merkezi yerlerden birisi. En merkezi yerlerden birisi. Merkezi eskiden hikayesi ise burada kölelerin, ilk kölelerin satıldığı şehir merkezidir. Şimdi Cape Town'un biraz aşağısına gittiğin zaman denizden doldurulmadır. Eski köle merkezi. İlk köle merkezi şurası. Deniz buraya kadar geliyor muydu? Deniz biraz bunun aşağısına kadar geliyordu. Bunun ötesi şehri burasıydı. Aşağısı hep denizle, okyanustan doldurulmuştur. Fakat şurası ilk kölelerin satıldığı yer. Daha sonra Green Market deyince burada o dönemde belli süresinde sebze hal olarak kullanılmış. Aslında Green ismi oradan geliyor. Yani kölelikten sonra burası market olarak satılıyor. Yani seni bulmak isteyenler Cape Town'a gelip Green Market'in hemen köşesinde Mezopotamya Kürdiş Restoran. Evet. Burada bizim yemeklerimizi, Türk yemeklerini bulabilirler. Baran abi de burada bulursunuz. Geliyor sürekli. Onunla da tanışıp çay kahve içebilirsiniz. Sen 30 yıldır buradasın değil mi Baran abi? 30 sene oldu abi. Resmen buralı gibi olmuş. Hatta Mandela dönemini de buralı pasaport da buralı, evet. Afrika vatandaşı değil mi? Evet. Mandela dönemini, buradaki geçiş döneminin hepsini tanık olmuş birebir. Videonun çekildiği yere doğru giderken ben böyle sokakları da göstereyim. Cape Town sokakları. Evet. Şurada o çiçekçiler var. Çiçekçi pazarı var. Orayı görmüştük, yürümüştük oraya. Çiçekçi pazarı. Zaten deniz buraya kadar diye buraları hep denize doldurulmuş. Buralar hep doldurulmuş. Oo, denizden şu an bayağı bir uzağız. Demek ki çok fazla alan doldurulmuş burada yani. Bayağı. Bir 2-3 kilometre olabilir. Değil mi abi? Var. 2-3 kilometreden de fazladır. Evet. Yo, waterfront da öbürü içeride. Buraya kadar. Sen eski o Çin fotoğrafları var. Bakabilirsin. Şimdi Baran abi 20 yıl önce çekilmiş bu video. O bulmaya çalışıyor. Haritada. Haritası. O zaman da teknoloji o kadar şey değildi. O olaydan sonra hiç gittin mi abi oraya? Ben hiç gitmedim oraya. Hiç? Ya her gün oradan geçiyorum ama video olay yerine gitmemiş. 20 yıldır ilk defa biz gideceğiz. Sen de ilk defa gideceksin. Teşekkürler abi ya. Vallahi Baran abi bizim başımıza burada bir olay geldi. Onunla da çok ilgilendi, kapkaç olayı. Vallahi ona üzüldüm, bir şey yapamadık ama. Allah razı olsun. Burada çok tanıdıkları var. 30 yıldır burada olduğu için yani gerçekten üst mevkilerde de tanıdıkları var. Oralara iletti haber ama burada bir şey bulmak çok zor. Kapkaça uğradıktan sonra geri gelmesi çok zor. Ama onun ilgilenmesi, bizde o oturması, sohbet etmesi, o bile bize yetti yani. Teşekkürler abi. Allah razı olsun. Yeterli değil. Keşke yetseydi. Olsun abi. Allah razı olsun. Senin ilgilenmen bile yeterli. Cape Town sokakları bu şekilde.
Bazı insanların çok zor yaşamı var. Bazı insanlar lüks yaşam içinde. Bayağı bir gelişmiş bir Afrika dediğim, gelişmiş. Afrika'ya göre, bir Afrika kıtasına göre gerçekten en gelişmiş ülke olabilir mi Baran abi? Afrika'da kıtasında. Hemen hemen evet. Avrupa, yani, Avrupa standartında bir yer. Avrupa standartında bir şehir, Cape Town, Güney Afrika. Özel Cape Town mı, Güney Afrika geneli mi öyle abi? Güney Afrika geneli öyle. Daha çok da güzel, doğal olarak da çok güzel yerleri var. Boş falan böyle o taraflar, başka 9 şeyler. 9 tane şey var. State'e ne diyordunuz Türkçe'de? Bu şey var ya, bölge mesela. Bölge. State. Eyalet. Eyalet. 9 eyalettir. Burası daha çok iki okyanusun birleştiği eyaletten birisi. Johannesburg biraz daha karasal iklim. Burada 3 çeşit iklimi var. Deniz, yarı karasal ve karasal iklim. Yani desert'te doğru gidiyorsun. Semi desert dedikleri. Çölde mi var? Çöl tabii. Aa, çölde çok var. Güzel şey tarafı bu, yukarıları gittikçe 250-300 kilometreden sonra yarı çöldür. 500 kilometrenin ötesinde Namibya sınırına doğru gittikçe çöl başlıyor. Okyanus var. Çöl, yarı çöl iklimine sahip. İki tane okyanus var. Atlantik ve Hint Okyanusu'nun birleştiği yer Cape Town. Gerçekten konum olarak çok özel bir yer Cape Town. Bu yüzden zaten yabancıların dikkatini çekmiş. 400-500 yıl önce gelmişler, burayı işgal etmişler. Burada Hollandalı, İngilizli, Afrikalı insanlar var yani. 4 kuşaktır, 5 kuşaktır buralılar. Hani beyaz Afrikalılar var. Belki çoğunuz bilmiyor. Ben öğrendiğimde şaşırmıştım. Adamlar Afrikalı, beyaz, sarışın, mavi gözlü Afrikalılar var burada. Ataları, dedeleri gelmişler, burayı hani işgal etmişler, sömürmüşler. Burada altın ve elmas maden yatakları var. Halen daha devam ediyor sömürü. Caddeler bu şekilde. Evet, burası bak denizin doldurulduğu yer. Dikkat et. Buraya kadar. Bak bu köşede buraya kadar. Burası istasyondur. Tren istasyonu. Tren buraya istasyonu. Geldik. İkinci gün buradaydık. Biz olaylardan habersizdik yani, işin ciddiyetinden. Biz Gülşah, arkadaşım Gülşah'la şu trenden inip yürüdük. Burada bizi uyardılar. Telefonunu cebine koy, çantanı cebine koy. Biz tabii bilmediğimiz için daha yeni gelmiştik. İkinci gündü. Bizim gideceğimiz şey de bu karşı taraftadır. O şey var ya, bizim film çektiğimiz şurada. Hemen bu karşı tarafta oraya gideceğiz. Hemen şu sağ taraftaki yerler. Bu da Fred'e. Bu şeyin arka tarafı. Bu masa. Masada. Cape Town gerçekten doğal olarak çok güzel bir yer. Burası İngilizlerin kurmuş olduğu kaledir. Sen bu kaleye gelmiş miydin? Yok, kalenin yanından geçtik abi. Burada insanları gördüm burada. İngilizler burası mi yaptı kaleyi? İngilizler yaptı. İngilizlerin kurmuş olduğu kale. Bu kaleyi İngilizler yapmış. Biz bir işte dediğim kapkaç olanı yaşadıktan sonra korktuk, çok fazla dolaşamadık. Buranın yanından hep arabayla geçtik. Yürümekte tedirginiz yani. O olayı yaşadıktan sonra insan tedirgin oluyor. Ama böyle gelip turistik rehberle ya da Uber'le her yere gidip gelirseniz, gezecek yerleri gezerseniz bir sorun yaşamazsınız. Ama sokaklara falan böyle yürüyeyim derseniz arka sokaklarda her türlü sıkıntıyı yaşarsınız. Sizi uyarayım yani bu konuda. Cape Town'a yolunuz düşerse. Ki görülmesi gereken bir yerdir. Gerçekten dünyada görülmesi gereken bir yer. Yani gözünüz korkmasın. Gelin burada dikkatli olun. Dikkatli bir şekilde gezerseniz sorun yok. Sadece arka sokaklara, başka bilmediğiniz yerlere girmeyin. Gezilecek yerlere girin. Burada Afrika penguenleri var. Biz o dereye gideceğiz. Bak dere orası ya. Orası mı? O dere. Kapital gidip o yukarıda üst yolda oraya gideceğiz. Vay be. Evet, olay yeri görünmeye başladı. Açık kalp ameliyatının yapıldığı yerdir. Açık kalp ameliyatının yapıldığı yer. Vay be. Biliyorsun Güney Afrika'da ilk açık kalp ameliyatı yapıldı. İnşallah bizim araba çıkarabiliyor. Böyle çakıl taşlık bir yola girdik. Gerçekten çok kötü yol şu an. Abi 20 yıl önce nasıl burada yol böyle miydi? Aynıdır yani. Yok, böyleydi. Yani yol yoktu. Yol yoktu zaten şu anda. Bilerek orada yaptılar yani. Biraz uzak, gözden uzakta yapmışlar. Gözden uzak, bir de mekanı yani o şekilde olması lazım. Yani atlama yeri olması lazım. Doğru. Evet, burada bayağı. Ne yapsak, senle yürüyelim en iyisi. Buradan itibaren yürüyelim mi abi? Herhalde yürüyeceğiz. Tamam. Daha sen sağlıklısın. Şimdi burada gitsen kim gelip arabayı çıkaracak? Evet. Yol bu şekildeydi. O yüzden arabayı park edip yürümeli. Burası doğal bir alan zaten. Yani dağlık. Burada hiçbir şey yok. Geçelim mi? O problem değil. Şimdi
Baran abi yoruyoruz ama sağ olsun. Yok, estağfurullah, öyle açım oluyor. Gidelim, ben 20 sene sonra bizden... 20 sene sonra sen de görmüş ol. Anılarını... Mezarına gidelim. Yaşar'dan muhteşem bir atlayış. Mezarını görelim. Olay yerine geldik. Hemen şu tepe. 47 metre yüksekliği var. 47 metre. Evet. Ama oraya nasıl geçeceğiz onu düşünüyoruz. Ne atlanacak bir yer acaba? Burayı niye kapatmışlar acaba? Atış alanı mı abi burası? Şimdi atış alanı yapmışlar. Atış alanı yapmışlar burayı. Eskiden öyle değil. O yüzden kapatmışlar tellerle. Arkadan bir yola bakacağız şimdi. Burada da bir kapı var. Bak buradan daha net gözüküyor olay yeri. Direkt. Her yeri böyle tellerle, dikenlerle kapatmışlar. Olay yeri şurası. Yaşar'ın atladığı yer. Abi girme şansımız yok mu sence? Vallahi hiç yok. Hani... Gel biraz bir etrafına dönelim. Tamam. Oraya girmeye çalışacağız. Gör. Alana ulaşmaya çalışıyoruz. Bu video biraz zahmetli bir video oldu. Ha? Bir bakayım oraya. Tamam abi. Burası. Şu tepe mi abi? Evet evet. Bakın şurada gösterdiğim yer. Orada. Su mu çok bayağı getirmiş. 20 sene oldu tabii. Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış dediği tepe. Keşke içeri gibisi girebilseydik, çok daha güzel bir video çekerdim de şartlar bu, yapacak bir şey yok. Kapatmışlar her tarafı. Evet, yine şansımızı zorluyoruz en yakın yerden görmek için. Bu etrafında oturdukları kayalıklar falan hepsi oraydı. Şimdi şu seyircilerin çok getirmiş, baksana. Seyircilerin oturduğu şeyler değil mi? He, oradaydı. Alkışlayanlar orada, falan videodaki. Oradaydı. Tamam abi. Şuraya da bir biraz daha yakınlaşmak istiyorum. Evet. Yok, buradan da daha iyi görünecek bir yer var mı diye bakıyorum ama en fazla bu kadar. Evet, olayın yaşandığı yer, adamın atladığı yer. Tabii de gece 20 sene olduğu için. Bir dakika, geliyorum abi. Geliyorum, senden duyalım. Baran abi anlatıyor, diyor ki buranın hani videodaki tam aynısı değil çünkü değişmiş, 20 sene geçti yani. Burası dere yatağı olduğu için zaten kayalıklar bakın hemen aşınıyor yani. Bu o yukarıdan bak, su aktı mı dereden? Su, evet, dere yatağı, su aktı. Bir de orası biraz daha şeydi, alan vardı orada yani. Orada dikkat ederlerse zaten orada oturanların hepsi o kayalık köylüler, meyveler hep orada oturuyordu. Genelde orada yapıldıktan sonra da bu interview'yu de aşağıda yaptılar. Ondan sonra da bıraktı gitti. Yani burada aşağı yukarı neredeyse tam bir hafta 10 gün sürekli buraya geldik, aynı şeyi tekrarladık. Çekim yaptınız. Çekim yaptık. Yani rüzgardan şunda bunda, tabii şimdiki kadar o kadar teknoloji değildi. Bunlar bütün o normal televizyon kameralarıyla geldiler ve burada yaptılar. Burada da 2500 kişiye yakın yüz yüze görüşmeden sonra, yani ben tesadüfen birisi beni çağırmıştı. Ondan sonra bu akşam üzeri bittikten sonra bayan, bir arkadaş beni çağıran bayan beni aradı, gelip beni almalarını istedi. Yani ben önce işi tam anlamadım. Sonradan geldiğimde baktım o Fox TV ajantasının ismi Traktör. Onlar zaten interview yapıyordu. Bunlar 5 kişi, 5 tane ortak İsveçli. Halen de tahmin edersem onlara çalışıyor. Çünkü Fox TV'nin temel yayınlarında bir tanesi de Uzak Avrupa. O Doğu Avrupa, yani bu İskandinavya ülkeleri. Evet. Büyük ihtimalle onlar için, onun için de onlara vermişlerdi. Tabii teknoloji o kadar şey olmadığı için bütün malzemelerini de beraberinde hep Amerika'da uçakla getirildi buraya. Ya o kadar büyük yatırım yapılmış yani. Yatırımı en sonunda kendileri söyledi zaten. Bu Cannes Film Festivali'nde ödül aldıktan sonra gelip burada aynı yerde kutlamasını yaptık. Televizyon programlarında kendileri 600 bin dolar o zamanın parasıyla
para harcadıklarını söylediler. Vay be, ve birkaç yere götürdüler. Türkiye'de de ilk ATV bunu parayla aldı. O ödülden sonra zaten Kans'tan sonra ilk yayınlayan televizyonlardan biri de ATV'ydi. Ben kendim de ATV'de izledim. Ondan sonra Akıllı TV orada burada hepsini de izledim. Öylece devam etti gitti. Ve 20 sene oldu halen millet soruyor. Tabii ben bununla ilgili birkaç tane hikayesini de anlatayım. Kimisi bana o zaman tabii biraz böyle ideal idealist gençlik çok bir kısmı bana soruyordu işte yok Kürtleri rencide ettin yok işte efendim neden Diyarbakır neden adam yere çakılıyor denize şey yapmıyor dalga geçer gibi halbuki öyle bir amaç yoktu öyle bir şey de yoktu mizah bu sadece bir mizah bu sadece spor kanalları için o ara verdiklerinde işte eğlendirmek güldürmek amacıyla gizli yapılmış bir komedi. Ha ben bunu öğrenmek istiyordum. Abi şey, o videonun amacı böyle ara sahnelerde, çıkması için değil mi? Ben diyorum ki bu video amacı ne? Neden yok, mesela, oradan atlıyor mesela? Ben şimdi öğrendim bunu. Psikolojik men insanları rahatlatmak. Bir tamam. Maçta oturuyorsun, çok gerginsin. O anda tamam. Ara veriyor, o arada bunu çıkarıyor. Sen tam o arada çok ciddi bir atlayış beklerken adam yere çakılıyor. Yani bunun gizli mizahı o. Yoksa herhangi bir halkı, kültürü veya kimseyi küçük düşürmek amacında değil. Ben onun için çok eleştiri de aldım. Ama öyle bir şey değil. O amaçla kesinlikle yapıyorum. Ben videonun amacını çok soruyordum Baran abi. Bu video niye böyle, niye yapıldı? Niye adam atlıyor oradan? Bak şimdi öğrendim. Mizah amaçlı bu televizyon programlarının arasına koymalık 30 saniye 40 saniyelik insanları güldürmek için mizahi bir görüntü çıkmış ortaya. Gerçekten de milyonlar izlendi. Komik bir olay çıktı her yani. Tarafın. Şimdi çok rüzgar var. Geri dönüyoruz. Başka hikayeleri de dükkanda, restoranda dinleyeceğiz Baran abiden. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Çünkü rüzgardan belki bizim sesimiz net gelmiyordur diye hikayeleri iyice aktarmak istiyorum size. Baran abini Yaşar diye adlandırdığı kişi gerçek bir atlayıcı zaten belli yani profesyonel olduğu nasıl atladı. Şey abi 47 metreden atlamış nereliydi abi hatırlıyor musun çocuğu? Ha çocuk Güney Afrikalı. Daha sonra birkaç sefer de gördüm ama ölmemiş yani hala yanıyor. Öyle mi arkadaşınız var mı? Şu anda görmedim çoktan da görmedim birkaç sefer gördüm. Bir de onu bulsak çok güzel olur da o zor iş artık yani. Onu bulsak o atlayış yapanı bulsak. Sen gelirsen sen şey yaparım. Tamam abi. Mesela bile çekmesin. Abi. Ben Mesut'cim sana söyleyeyim 20 sene sonra bu ilk kez sana nasip oldu. Hiçbir insana da ben ne interview verdim ama biliyor yani aile biliyor, arkadaşlar biliyor, evdeki de herkes tanıyor. Ama onun için bu interview'yu ilk yaptığım kişi de 20 sene sonra sen oldun. Teşekkür ederim abi. Baran abiye birçok böyle gelip bu videonun hikayesini yapalım, paylaşalım demişler. Baran abi benim için kabul etti. Bu da bizim aramızdaki ben şeyden düşünüyorum yani. Bilmiyorum samimiyetten biz böyle bir hafta 10 gün oturduk, her gün onu ziyaret ettim. Çay içtik. Sonra ilk başta teklif ettiğimizde kabul etmemiş çünkü birbirimizi tanımıyorduk. Sonra baktı hani böyle ben de kendimi övmek için doğal, samimi yani samimi biri olduğumu düşünüyorum. Belki onu o yüzden öyle düşündü. Hadi gel çekelim dedi ya Mesut dedi. Sağ olsun. Birçok kişi bunu çekmeye çalışmış o istememiş. Hiç istememiş. Yani gerçekten ben araştırdım biraz YouTube'da bu videonun hikayesini diye hiçbir video yok. Sadece o 40 saniyelik Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Alkışlama bu var. Başka hiçbir şey yok Baran abiyle ilgili. Başka bir şey. İlk defa bu İlk videonun hikayesi burada Baran abiyle biz yapıyoruz. Teşekkür ediyorum gerçekten buradan da ona. Cape Town'a gelirseniz mutlaka onu bulun. Restoranda yemek yiyin. Yemekler çok güzel. Çay için beraber sohbet edin. Abi, sohbeti de çok hoştur yani Baran abi. Bir Güney Afrika televizyonunda Baran abi şimdi gösterdi. Kültür programlarına çıkıyormuş. Gerçekten çok entelektüel birisi yani Baran abi. Güney Afrikalı insanlar bakıyor. Atatürk Üniversitesi de mezunu. Atatürk Üniversitesi kimya mezunu. Kimya bölümü mezunu. Daha önce söylemişti bana şimdi unuttum. Hatırlattı tekrar Baran abi. Gerçekten çok entelektüel değerli birisi. Abi şey mi yapmıştın? Öğretim görevlisi değil. Öğretim görevlisi. Aradan altı çarptı onunla şey yaptın mı? Nerede yaptın abi? İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi. Kimyada yaptım sonra bıraktım. Çok fazla uzun sürmedi ama orada yaptım. Bakın burada biraz önce pide gösterdi. Bu büyük ihtimal yemek, kültür, yemeği falan tanıtıyorsun değil mi abi? Pide falan. Türkiye'nin kültürü. Türkiye'nin kültürü. Kürtçe şu an. Güney Afrikalılara Kürtçe teşekkür demek. Türkçeyi de anlatıyor. Ülkemizi tanıtmaya çalışıyor.
Spas teşekkür ederim. Türkçe bilenler zaten direkt anlıyor. Bak şimdi Türkçeyi de anlatıyor. Yani Baran abi burada kültür programlarına çıkıp ülkemizi, Türkçeyi, Kürtçeyi, kendisi Vanlı, Kürt kökenli bir abimiz. Kürtçeyi de tanıtıyor, yemeklerimizi tanıtıyor, ülkemizi tanıtıyor. Böyle 30 yıldır burada. Van'ın neresiydi abi? Van Çaldıran. Van Çaldıran'dan Baran abi. Ben de Muşlu'yum. İzmir'de doğdum ama biz Muşlu'yuz, babam Muşlu. Yakınız yani birbirimize. Kaç saat abi? Hemşehri 2,5 saat. 2,5 saat. Belki ondan kan çekti de beni kabul etti şey. Onda olabilir mi abi? Olabilir herhalde. Biraz da olmaz yani. Bir pozitif bir ayrımcılık olabilir yani. O böyle şeyler olur. Ama çok hemşericilik yapmadım yani. Hayır yapmıyor. Kimseden ayırmayan bütün Türkiye'yi seviyorum. Evet o konuda ben direkt hani anladım zaten onu. Hiç şeyim yok yani. Ben Türk çocuklarına bilhassa çok öğretim görevli yaptığım için, eğitimcilik yaptığım için seviyorum. Hepinizi seviyorum. Aynen öyle yani. Hiç ayrımcılık yok. Kafa yapımız gerçekten çok benziyor. Hani böyle aşırı milliyetçilik değil ama her ama türlü kültürümüz güzel. Kültürümüz yani. Güzel. Kendi kültürümüz. Herkesin kendi kültürü var, kendi dili var. Kendi dilini yaşarken de bütün herkese kucaklayıp herkese sevgi göstermeye çalışan. Ben öyleyim şahsen. Baran abiyi de tanıdığım kadarıyla o da öyle. Kimseye bir ayrımcılığımız yok. Sadece ufak bir pozitif ayrımcılık olabilir diyor yani. Şeyler yakın olduğu için hemşerilik. Ama herkese de kapısı açık Baran abinin. Geri dönüş olmuyor. Bu arada Baran abinin şeyleri var. Airbnb'den evler de kiralıyor. Değil mi abi? Şey de bizde turist grubu da var. Turizm işi de yapıyor. Onu söylemeyi unuttuk. Yok bir şey olmaz. Onu aktaralım ama aklımıza gelirseniz. Gelirseniz. Bizi burada bulursanız yardımcı oluruz. Sadece iş için değil. Ben hani Mesut sadece iş reklamını yapıyor diye söylemek istemedim. Sağ ol abi. Gelirseniz baş üstünde yeriniz var. Ya Baran abi her türlü konuda size yardımcı olmaya çalışır. Dersiniz ki bana kalacak yer lazım. Hem kendi yerini sunar. Beğenmezseniz başka yer sunar. Başka yardımcı oluruz yani problem değil. Tur sorarsınız, safari sorarsınız. Hepsi yani ne aklınıza ne geliyorsa adam buralı yani. Pasaportu burada. Güney Afrika pasaportu 30 yıldır burada. Her şeyini biliyor. Bilir bilgisi olmayanlar için burada 30 yıl önce apartheid sistemi vardı. Beyaz ve siyahların tamamen ayrı olduğu, ayrı yerlerden yürüdüğü, oturduğu yerlerin biri ayrı olduğu, siyahlara inanılmaz bir ayrımcılığın olduğu bir sistem vardı. Gerçekten acı bir şekilde. Burada inanılmaz silahlı direnişler de oldu değil mi abi silahlı? Silahlı direnişler daha çok dışarıda oldu. İç kesimde değil. Yani şehir merkezinde olmadı. Daha evet. Çok mesela bunun o Zululand'de işte Bush tarafında buralarda oldu. Yani arka taraftan zayıf düşürüldü. Merkezden değil. Evet. Bu merkezde genelde yürüyüşler, şeyler yapıldı. Yani o şekilde mücadele devam ediyor. Mandela ve arkadaşlarının bu ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı mücadelesi sonucunda Mandela 28 yıl hapishanede yattı. Sonra da bu ayaklanmaya karşı koyamadı beyazlar ve yönetimi siyahlara devretti gerçek sahiplerine. Bu ülkenin, bu coğrafyanın gerçek sahiplerine yönetimi devrettiler. Hala şu an beraber yaşıyorlar. Eski olaylar yok. Ama siyahların tabii ki de hani eğitimsiz kaldılar, uzun bir dönem köle olarak kullanıldılar. Hemen böyle gelip bütün her şeyi bize verin, biz yönetelim, onu yapamazlar çünkü bilgileri yok, bilmiyorlardı. Şu an beyazlarla beraber yürütmeye çalışıyorlar. Cape Town beyazların elinde, Johannesburg siyahların elinde. Siyah ve Hintler şimdi size Mesut'un söylediği bir parçası daha şey yapayım. Bu apartheid döneminde zaten faşizm ya da reşizm yani ırkçılık, ırkı ayırmak. Bunlar burada Müslümanlar köle olarak Cape Town'a getirildi. Hintliler ucuz işçi olarak getirildikleri yerlerde KwaZulu-Natal yani Durban'a yerleştirildi. Bir Hintlinin gelip burada okula gitmesi yasaktı. Zaten yapamıyorlardı. Onun için hepsini bölge bölge ayırdıkları için zaten o faşizmde, reşizmde, o ırkçılık da oradan geliyor. Burada bazen de melezler vardı. Melez dedikleri Hristiyan melezler, şeyler de melez sınıfına giriyor. Müslümanlar, köleler. Tabii şimdi şu anda zaten hepsi zenci sınıfına dahil edildi ki hepsine aynı muamele yapılsın. Yani burada artık sen eskiden zaten bir şeye yazdığın zaman milliyetini veya ırkını yazdıkları zaman işte Asyalı mısın, Hintli misin
melez misin ya da zenci misin ya da beyaz misin, bazen bazılarında da Avrupalı mısın diye bu da 6-7 şekilde sınıflandırma yapılıyordu ve sen de kendi sınıflandırmanı ona göre. Ama bunlar burada sınıflandırma yaparken hepsini bir yerde değil ayrı ayrı bölgelerde yaptılar. Mesela Hintliler git hepsi şeydedir. Mesela Cape Town'a geldiğinde Hintlilerin mahallesi tamamen halen de ayrıdır. Hintliler orada birleşti. Müslümanları desen bu Cape Malay Court'ta dedikleri bu kaptadır. Onun için onlar hep böyle bölge bölge, yani bir bölgeye bir ırk, bir diğer bölgeye bir ırk, bir şehre bir ırk, bir diğer şehre başka bir ırk. Irkları birbirine karıştırmamaya çalıştılar. Yani ırkçılık buradan geliyor zaten. Yani biz bu konuyu böyle 4-5 dakikada basit bir şekilde anlatıyoruz ama bu coğrafyada gerçekten inanılmaz bu insanların hala da içinde atlatamayacakları 1600'lerden beri başlayan. 1600'lerden başlayan ve bu insanların kolay kolay 10 yıllarca, 100 yıllarca atlatamayacağı travmalar, olaylar yaşandı. Beyaz olanlara ayrı, beyaz olmayanlara ayrı banklar, yürüyüş alanları. Şu beyazlar soldan yürüyebilir, siyahlar sağdan yürüyebilir. Okullar, oturulacakları yerler. Yani beyazlara burada ayrıcalıklar tanındı siyahların coğrafyasında. 30 yıl önce Mandela önderliğinde bu biraz değişti. Şu an çok daha iyi ama bu halk bunları ne kadar süre sonra unutur? Unutabilir mi? Bu travma aşılabilir mi? Yeniden eğitim görüp bu ülkeyi kendi başlarına yönetip diğer ülkelerin sömürüsünden kurtulur mu? Bunu gerçekten bu çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla bu 10 yıllar, 100 yıllar sürecek bir dönüşüm diye düşünüyorum. Baran abi daha iyi bilir tabii ki. Ben burada abi biraz iki zaman haftalık... olur. Yani 400 yıllık bir sömürgeyi 10 yılda 15 yok. Yıla sıkıştırmak biraz zor. Yok, çok yani zor. Bu bir gerçektir. Çok zor. Tabii bunu eğitim lazım, zaman lazım. Bunu şimdi öğrencilikte neyse bunlar çok anlatılacak şeyler. Evet, yani eğitim evet. Şu anda hangi durumda? Mekana geri geldik. Mekan burası. Mezopotamya. Bak bunu bu televizyon programında veriyor. Ha, videodaki. Abi valla çok karizmasın ya. Farklıdır. Yani farklıları dünyada farklı kültürler. Yani Avrupa'nın sen 30 tane ülkesine gitsen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Aynıdır. Ben ama bir Afrika'ya gelip hani yani her şeyde zaten iyilik aramasın. Yani güzellik aramasın. Bunun kötü tarafları da var. Var. Yani bunları görmek bence en güzel tarafıdır. Farklılıkları görürsünüz. Cape Town'a kesinlikle eğer fırsatınız varsa, gezmek istiyorsanız, gezmeyi seven biriyseniz, gidilecek rota arıyorsanız Cape Town'a mutlaka gelin. Sadece biz burada ben bütün işin gerçekliğini de anlatıyorum öyle. Dikkatli olun. Sadece dikkatli olun ama gelin, mutlaka gelin. Korkmayın. Duyduğunuz şeylere tamam dikkat edin. Sadece Uber'le her yere gidip gelin. Gündüz vakti gezilecek yerleri ya gezin. Ya biz buradayız. Mesut'u ararsınız. Bana sorun. Bana veririm baş üstüne gelin. Yardımcı olun. Her şeyi anlatır. Göndeririz. Hiçbir yok anlatmaktan öteye de korkmayın. Yani korkma. Korkulacak bir şey yok. Burada Avrupa'nın her yerinden her yaşta insanlar var. Bakın hani beyaz yaşlı insanlar. Siyah onlar, var orada bak Müslümanlar var. Müslüman aynen öyle. Var. Gezen var, gören var, başı bağlı olanlar var. Biraz şey zayıf sanki. İnternet. Merhabalar. Baran abinin bir işi vardı, bir yere kadar gitti. Ben de böyle burada yemeğimi yedim, pide yedim. Video bayağı uzun olacak galiba. Kısa tutmaya çalışacağım, sıkmamaya çalışacağım. Videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlersiniz. Güney Afrika'dan buradan herkese selamlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.